Zaman ve mekan Evet. dersem ne diyeceksiniz? Bakın benim bir klasik anlatımım vardı. Yine şey yapayım. Şimdi bunu dibini buraya vurdum. Bir Evet. ses duydunuz. Evet. Bir daha vuruyorum. İki zamanı, yani iki olay, iki anı kafanıza kıyasladınız. Bu aradaki farka siz zaman dediniz. Yani bu bir inanç. Aslında tek bir an var. Tek bir anın içerisinde bunlar oldu. Evet. Yani tamamen bir inançtır. Yani serbest uzayda, boş uzayda, Einstein da söylüyor bunu, zaman diye bir şey yok. Zaman ve mekan tamamen göreceli, yani algıya bağlı olan bir şey. Zaman olmadığı için, tek bir an olduğu için, tek bir anın içinde her şey yaratılıp bitti. Yani bütün sonsuz hayat tek bir anın içinde olup bitmiştir. Ama Allah onu algı olarak ya bir inanç olarak bize veriyor. Beynin bir inancı bu. Yani bir kıyasla meydana gelen beyindeki mantığın oluşturduğu bir sistem. Yoksa zaman yok. Yani teknik olarak da mümkün değil zaten zaman diye bir şey olması. Tek bir an var. O zaman zamanın her anı zamansızlıkla Evet. belirlenmiş diyebilir miyiz? Efendim? Zamanın her anı zamansızlıkla belirlenmiş. İşte tek bir tane an var. Evet. Her şey onun içinde oluyor. Yani bizim geçmişimiz, kainatın ilk patlaması, o Big Bang denen olay, 15 milyar yılın geçmesi, 15 milyar Allah katında 15 saniye bile değil. 15 salise bile değil. Hemen Evet. olup bitmiştir. Oldu. Sabit ve değişmez değil o zaman zaman. Sabit ve Tabii değişim. algıya bağlı. Mesela şu an daha Hitler'i yeni gören varlıklar olabilir. Hitler'in daha yeni doğumunu gören insanlar olabilir. Mesela Napolyon'u daha yeni görüyordur, daha yeni onun ordularını gören insanlar olabilir. Yani tamamen algıya ve o andaki varlıklara onun sunumuna bağlı olan bir şeydir bu. O zaman kavramı tamamen bir ansa bizim için yaşadığımız gün, yaşadığımız yıl, yaşadığımız yüzyıl da tamamen bir anın Tabii içerisinde ki. yaşanıyor. Tabii. Şöyle düşünebilir miyiz? Bir odaya kapatalım bir kişiyi. Güneşi sahte olarak doğurup batırtalım. Ve saat sürecini, saat kavramını ortadan kaldıralım. Bu sizin belgesellerinizde Evet. çok güzel anlatılmış. Biraz Kesin açalım kavrayamaz. mı? Yani her şeyi söyleyebiliriz. Yani mesela bir insanı uyutsak, yani suni bak narkozla uyutsak, 4 sene geçti desek o kişiye, 4 yıl sonrasının gazetelerini göstersek, küfürlerini göstersek, yani normal, yani sen baygındın desek, bu çok kesinlikle inanır. Yani çok makul görür. Evet. Oldukça enteresan bir konu. Peki Evet. insanlar bu konuyu nasıl değerlendiriyorlar? Yani zaman her şeyin ilacıdır gibi bir kavram var, bir cümle var. Evet. Zaman her şeyin ilacıdır cümlesini kurarken yine o kafalarında yarattığı sadece o inanca göre mi hareket ediyorlar? Yani bazen tabii bazı üzüntüler oluyor, bazı korkular oluyor. O zaman onlara unutturuyor. Yani zaman içerisinde onlar geçip gidiyor. Ama o bir algı olarak beynine veriliyor. Onu Evet. unutturan da Allah onlara. Evet. Yani zaman yoksa bir şey ilaçlık yapmaz. Evet. Yani o bir sebep ilaç olarak etki ediyor orada. Yani zamanı o şahıs bir sebep, bir nevi ilaç olarak kullanmış oluyor ve o ilacın etkisiyle o meydana gelmiş oluyor. Evet. Çok enteresan konular. Ben de Evet. sizin sayenizde öğreniyorum Evet. hocam. Şimdi o kadar çok gelen sorular ve bunların değerlendirmeleri var ki zaman, mekan, maddeyle birlikte yaratıldı. Evet, Doğru doğru. mu? Evet. Bunu biraz açalım mı? İlk önce 15 milyar yıl önce bilim adamları diyorlar ki ne zaman vardı ne mekan Mekan vardı vardı. diyorlar. Evet. Fakat açıklayabilmek için ilk madde şöyle diyorlar. Sıfır hacim, sıfır hacim yani Yok. yokluk. Sonsuz yoğunlukta bir şey vardı diyorlar. Bunun patlamasıyla kainat meydana geldi diyorlar. Yani Kur'an'ın açıklamasını kabul etmiş diyorlar. Kur'an'da kainatı yokluktan var Var. ettiğini anlatıyor Cenab-ı Allah. Evet. Kur'an'ın dediğine geldiler sonunda. Evet. Ve bir anda oluşmuştur bu. Bu patlamayla beraber anında zaman ve mekanda oluşmuştur. Yani saniyeler hesabıyla hatta saliseler hesabıyla daha kısa bir zaman içerisinde kainat hemen biçimlenmiştir. Bu olaydan sonra zaman başlamıştır. Daha önce bir zaman yok. Daha önce mekan da yok. Hiçbir şey yok. Yok. Evet. Sadece Allah var. Evet.
Zaman tabii algı biçimi, yani beynin inancıdır. Beyinde meydana gelen bir inançtır. Dışarıda evet. Zaman diye bir şey yoktur. Evet. Ve tamamen görecelidir. Bunu Einstein çok kapsamlı açıklamıştır ve bilim adamları diyor, maddenin gerçeğini büyük bir korku içinde fark ettiler diyor. Yani evet. Fizikçiler aslında bu gerçeği biliyorlar. Yani zamanın ve mekanın algı biçimi olduğunu biliyorlar. Yani insan nasıl algılarsa o şekilde olmuş oluyor. Evet. Dışarıda madde var ama insanlar onun görüntüsüne muhatap oluyorlar ve ne görürse onun için o olmuş oluyor. O yüzden izafidir. Mesela siz bu soruyu sordunuz, zamanla ilgili soruyu sordunuz. Ben şu an bunu söyledim, zamanla ilgili soruyu sorduğunuzu söyledim. İkisinin arasında bir kıyas yaptık kafamızda. Oldu bize bir zaman. Evet. Kur'an'da Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığı anlatılmıştır. Allah porseline benzeyen bir maddeden, bir heykel şeklinde bir varlık yaratıyor. Ve ben de ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bu canlandı diyor Cenab-ı Allah. Evet. Can verdim diyor. Şimdi yalnız bunu yaparken Cenab-ı Allah, Hazreti Adem aynı anda zaten cennette. Aynı anda dünyada. Yani tek bir an vardır Allah'ın katında. Onlar zannediyor ki Allah yalnız başınaydı. Yani durdu bir gün. Mesela bir aklına fikir geldi zannediyor, haşa. Ben bir insan yaratayım dedi zannediyorlar. Halbuki Cenab-ı Allah'ın sonsuz evvel ve sonsuz sonradır Allah. Tek bir an içerisinde hepsini yaratıp bitirmiştir. Mesela Hazreti Adem'in çamuru hazırlarken Cenab-ı Allah ona çamurla şekil verirken zaten Hazreti Adem dünyada zaten yaşıyordu o an. Evet. Ve zaten cennetteydi aynı anda. Yani tek bir an vardı ve hepsini Allah bizim beynimizde, insanların beyninde onu görüntü olarak yaratır. Dünyanın yaratılışını soruyoruz. Nasıl oldu diyoruz bilim adamları. Diyorlar ki sıfır hacim, bak dikkat edin, sıfır hacim. Sonsuz yoğunlukta bir şey vardı diyorlar. Bu patladı ve kainat meydana geldi diyorlar. Doğru. Evet. Daha önce ne vardı diyoruz? Hiçbir şey yoktu diyorlar. Yani hiçbir şey yoktu. Ne zaman vardı, ne mekan vardı diyorlar. Hı hı. Aniden zaman ve mekanı sıfır hacim demek hiçbir şey demek. Evet. Onlar anlatırken de toplu iğne başı kadar diyorlar. Bir atom diyorlar ama şimdi toplu iğne başı kadar atomun da bir hacmi vardır. Elbette. Bunlar diyorlar ki sıfır hacim diyorlar. Daha başka bir şey söylüyorlar. Ve sonsuz yoğunluk diyorlar. Birden patladı diyor ve patlamadan sonra birden mekan ve zaman meydana geldi diyorlar. Hı hı. Bu ne demektir? Allah bir demektir. Evet. Neyse şöyle diyeyim de oradan daha iyi anlayın. An içerisinde, bak saniye içinde demiyorum, an içerisinde bütün sonsuz hayatımızı biz Allah katında yaşadık. Hepsi bitti. Bu durumda ve hepsi hayırla bitti, hayırla. Ve hikmetle ve hayırla bitti. Bu durumda hangi aklı başında Müslüman herhangi bir olaydan tedirgin olur veyahut kalbinde bir korku duyar veyahut bir rahatsızlık duyar. Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkamaz Müslüman. Evet, zamanı da Allah bizim beynimizin içinde yaratıyor. Yani hatta bilim adamları söylüyor, serbest uzayda, dış alemde diyorlar, zaman yok diyorlar. Zaman tamamen izafi ve tamamen algıdır diyor. Bunu da Einstein söylüyor ki yani son yüzyılın en mühim alimlerinden birisi. Biliyorsunuz dinsiz bilim adamı olmaz, bilimsiz de din olmaz diyor. Yani dinle bilimin iç içe olması gerektiğini söyleyen birisi. Yani dinsiz bilim adamı düşünemiyorum diyor. Bilimsiz de din kesinlikle olmaz diyor. Tabii. İkisi de iç içedir diyor. Güzel bir söz. Çünkü Kur'an'ın uslubu da zaten o öyledir. Yani o tarzadır. Ve Kur'an da aynı şeyi anlatır. Bunu Einstein de söylüyor. Ve diğer bütün modern fizikçiler de söylüyor. Zaman diye bir şey yok. Zaman algı biçimi. Zamanı Allah bizim içimizde yaratıyor. Tek bir an var. O tek bir anın içinde her şey olup bitmiştir. Biz tamamını yaşadık. Yani sonsuz hayatımız tek bir an içerisinde bitmiştir. İşte buna biz kader diyoruz. Ve bilerek ve isteyerek de yaptık ama hepsini Allah yaratır. Ama tam kavramaya kalkarsak, yani beynimizin içindeki şu kadarcık etten bizim bunu yapacağımız bir şey değil. Ayrıca o ete hakim olan da yine Allah, o eti yaratan da Allah, o etin içindeki elektriği yaratan da Allah, bu bilgiyi veren de Allah. Allah'ın verdiği bilginin dışında bizim bilgimiz olmuyor. Ama tek bir an olduğunu biliyoruz. Bilimsel bir gerçek bu. Tek bir an olunca da zaten kader mecburen olmuş oluyor. Yani tek bir an
var diye bilim adamları ortaya koymuş bunu. Bir gerçek. Hı hı. Herkes bunu biliyor. Tek bir an olunca ne olur derseniz, birisine sorsanız, kader olur der. Başka bir şey olmaz.